Türkiye'nin ilk otizm mankenini kaleminden dökülenler. Ben otizmli Ayberk Aksu. Farkındayım, farkındayım. Bir görme engelinin resim yapması, duyma ve konuşma engelinin şarkı söylemesi gibi benim de %96 otizmli ve IQ 24 olarak profesyonel mankenlik yapan bir yetenektir. İmkansız diye hiçbir şey yok. Herkes her şeyi yapabilir, yeter ki inan ve imkan var. Tıpkı benim imkanımda olduğu gibi, Abdullah Kıyılı benimle tanıştığı gün artık benim mankenim Ayberk dedi. Bana çok inandı ve Kıyılı ailesine de bundan sonra Ayberk artık bizim ailemizin bir ferdi dedi ve beni ilk çekimlerine gönderdi. Ben henüz komutları anlamayan, iletişim kuramayan birisi olmama rağmen, farkındalığıma rağmen o kocaman sevgi ve ilgiyle bana ilk mankenlik fırsatını verdiler. Hatta çok komik bakmam gereken yere annem geçip bana sevdiğim şeyleri söyleyip dikkatimi oraya çekiyordu, araba diyordu. Ben de heyecanlanıyordum. Hem bakıyor hem de arabaya gideceğini diye biliyordum. Hani bebeklere de resim çekerken yaptığımız şeyler gibi. Şu an gördüğüm çekimlere gittim tek başıma. Ekibi yeni katılanlar, beni tanımayanlar, diğer Amerikalı mankenler gibi beni de Amerika'dan gelmiş hatta çok yakışıklı profesyonel manken sanmışlar. Evet, ben 2 yıl önce %96 otizmli Ayberk Aksu iken şu an %96 otizmli %100 manken Ayberk Aksu oldum. Teşekkürler Abdullah Kıyılı. Teşekkürler Kıyılı Adem. Bana inandığınız imkan verdiniz. Sayenizde Türkiye'nin ilk ve tek otizmli mankeni oldum. Evet, bizlere sizin gibi inanıp imkan verilirse hepimiz her şeyi başarabiliriz. En büyük dileğim ben ve benim gibi arkadaşlarımın benim gibi mucizeler yaşaması, bunun için de sizlerin tıpkı Kıyılı gibi bizlere inanıp imkan vermesi. Hepinizi kocaman seviyorum, kocaman kucaklıyorum. Ayberk Aksu'yu buraya alabilir miyiz hocam? Kendisi Naciye Torun'a Aksu, kendisi bir bebe anne, bir bilgisayar mühendisi, aynı zamanda 2014 yılın annesi ve tıpın teşhis koyduğu otizmin çaresi yok dediği şeyin sevgisiyle çürüten, yani ilk insan diyebiliriz. Bir alkış alabilir miyiz lütfen? Biz Naci Hoca'yı dün karşıladık, oturduk, sohbet ettik, bayağı bir her şeyi konuştuk yani baştan sona, gelişim sürecinin nasıl olduğunu. Gayet güzel sohbet havasında geçti, bugün de böyle geçmesini istiyoruz. Yani tam böyle bir resmi söyleşi havası olmasın, soru cevap şeklinde. Naci Hoca yaşadıklarını baştan sona anlatacak. Sizler de gereken soruları sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Naci Hoca'ma da böyle. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için ve bu kadar duyarlı olduğunuz için. Hep hayalim böyle antilerde profesör hoca olup ders vermekti. Sayenizde bugün o anı hissettim, yaşıyorum. Teşekkür ederim ayrıca. Şu an heyecanlanmam dedim ama heyecanlandım işte. Her şey bitti varmış. Bu da benim bitti sevimlerim. Eğer kusur işlersen özür dilerim.
hatırlıyorum çünkü röportajlarımda 2 yıl öncesiyle Albert Halbuki 3. yılımıza girdik. Temmuz'da 3. yılımızı dolduruyoruz. Yine ben 2 yıl diye devam edeyim. Ben 2 yıl öncesine kadar otizm nedir ama hiçbir şey bilmiyordum. Albert'i tanıdığımda da ilk Albert'le otizmi anladım. Hatta eşimle tanıştığımızda işte oğlum otizmli dediğinde kızı bir tiz okulda okuyor, İngiliz okulunda okuyor, eşim yurt dışında yaşıyor. Otizmi de böyle özellikle bir şey sandım. Yani hiçbir şey sandım. Tam bir Fransız kaldım. İyi mi, kötü mü soramadığımda hı dedim geçtim o kadar yani. Sonra 3 ay sonra yazlık eve gittiğimizde Albert'i gördüm. Albert yerde oturmuş, 50 tane toplarla bacaklarını açmış, topları havaya atıyor. Atıyor, tıs tıs tıs, 5 saat toplarla böyle tıs tıslar yapıyor. Gözleri dönük, ağzından salya akıyor. 95 kilo obez. Albert diyorsun bakmıyor, burada top patlatın dönüp bakmıyor. Tamamen dış dünyayla ilişkisi kesik. Çiş kaka olayını bazen altına yapıyor, bazen çok nadir tuvalete, yani bilerek yapmıyor. Filan filan, yani otizmin 9 tane belirtisi vardır. Göz teması sıfır, sallanma, döndürme, asosyallik, elini ısırırdı, kanardı böyle, kokurdu. Sonra bir şey anlatamadığı için yapıyordu, buraları kan halindeydi. Karşısındaki insana bir şey anlatamayınca kırmaklarını geçiriyordu. Asla yemek, masada oturma, çatal, bıçak bilmezdi. Çiğneme hiç bilmiyordu, sürekli sallı sarıkıyordu. Elinde kuru ekmek. Yani tamamen bizden farklıydı. Ben o Albert'i gördüğüm an çok etkilendim tabii. Şişko olmasına rağmen saçları kestirmedi. Yani fiziksel olarak bakımı görünmese de yine de çok güzel bir çocuktu. İçini tuz etti ama internete girdim. Otizm nedir? Çünkü iki defa duydum bir şeydi. Zaten eşim de bir uzun süre Albert'i her şeyin hayatını bana anlattı. Ama ben de internetten okumak istedim. Ve hiçbir otizmini bilmeyen bir insan internete girip bütün o yazıları, makaleleri okuduğu zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Otizm erken teşhisin çok önemli olduğunu, eğitimin çok önemli olduğunu, özel eğitimin şart olduğunu, 7 yaşına kadar konuştu. Ondan sonra konuşmasının çok mümkün olmayacağını, hele 10 yaş çok geç bir yaş olduğunu, 10 yaşa kadar eğitimle bir yere kadar gelebildiğini, ama ergenlik yaşına girdiğinde 14 yaşından sonra asla ilerleme değil, aksine gerileme olduğunu, ergenlikte normal insanlar bile bir rahatsızlık yaşıyor diye. Yani erken teşhis, işte şunlar, şu eğitimlerin yapılması gerekiyor diye yazıyor. Albert'in hikayesini okudum. 16 aylıkken, Albert çok erken bir teşhis 16 ay. Genelde 2-2,5, 3'te buluyorlar. 16 ay erken bir teşhis. İstanbul'da yaşarken çok ünlü bir doktora götürüyorlar, araştırıyorlar. Otizmi deyince en önemli ona götürüyorlar. O da diyor ki, eğitim şart, hemen otizm eğitimi alırım. Özel eğitim. Tabii 16 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Çok her yerde eğitim yoktu. Bir tane okul vardı İstanbul'da. 4 yıl ay var. 24 saat. Pardon 24 saat. Yani her gün. Onlarda tatil yok yani. 3'er tatil. 4 yıl aralıksız 16 aylıktan itibaren Ayberk eğitime başlamış. Bu arada duyu bütünleme kursları 3 yıl. Müzikle terapi 4 yıl. Yok demişler havuz, 3 yıl havuz terapisi, ondan sonra 3 yıl her hafta konuşma terapisi. Bunların hepsi bir bedel. Konuşma terapisi 250 dolar haftada, bunu herkes biliyor yani. Duyu bütünleme, müzikle terapi aylık 3000 lira. Yok spor okulları, yok yaşam okulları, yok glutensiz diyetler. Diyetisyene her ay 650 lira, yok her ay, yok ağır metal, yok bilmem ne testleri, 1500 lira onlar. Yani üst üste alt alta yazdığınızda ayda minimum 10.000 TL para gidiyor bu çocuklara. Şimdi parası olan, eşim de emekli olmuş, iki ev almış, iki evini de satıp olduğu gibi tek çocuğu var. Bir de doktorlar diyor ki,
Yani 14 yaşına kadar ne yaptın yaptın, ondan sonra zaten bir şey yapmayacaksın diyor. Kim olsa aynı şeyi yapar. Yani ne yapıyor? En iyi okul, en iyi şey. Şu an İstanbul'da en iyi bildiğiniz okullara dahi torpille, büyük paralarla yazdırılmış. Gelinen nokta Amerika'daki 30 bin doları yok beyin filmleri, bu size Türkiye İstanbul'a gelmiş bir ekip doktorlar. Onların filmleri çekilmiş. İsrail'e 20 gün kampa götürülmüş. Yani yapılmadık bir şey kalmamış. Ve sonuç her ay doktora gittiklerinde elinde hepsinin raporları da var. Yani kendi hiçbirisi uydurma değil. Eğitimcilerin ve doktorların en son Ayberk için yazdıkları Ayberk özbakım 0, konuşma 0, göz teması 0. Ondan sonra doktora artık bana gitmeyi yapacak bir şey yok. Hani Ayberk bu. Duaydın daha gerilemesin. Okul 3. yıl almıyor. Ayberk ağır bakar diye. Ve iki bakıcı bakmak zorundaydı. Çünkü Ayberk sürekli bağırıyordu. Ve sürekli o ses yani insanın içini çok parçalıyor. Komşular bile dayanamıyordu. Bir kişi bütün gün ona baktığı zaman o sesten dolayı nöbetleşe bakabiliyorlardı. Ben şimdi internette otizmi böyle okudum. Baktım ki benim teknik bilgi bilmem gerek. Ben konuşma terapisini ilk defa o zaman gördüm. Duyu bütünleme nedir ilk defa o zaman gördüm. Dedim Ayberk bunların hepsi yapılmış. Benim buna katabileceğim bir şey yok. Ondan sonra ben Ayberk'e bir de sakın yanına yaklaşma krize girer. Öptürmez, dokundurmaz. Hiç gülmezdi. Hakikaten de dokundurmuyor. Ben de korkuyordum. Yanına yaklaştım da bir şey yaparım da hani onun krizini tetiklerim diye. Bir sene Ayberk'le ben hafta sonları 15 günde bir görüyordum. Ama 3 saniye görüyordum uzaktan. Hiç yanına bile yaklaşmadım. Kabullenmiştim. Yani Ayberk demek ki artık böyle kalacak. Ve ben eşime şey dedim. Tamam şimdi biz yaşarken bir şekilde bakıyoruz. Üzerine kuruyoruz ama biz öldüğümüzde çünkü her 3 ayda bir bakıcı değişiyor. Hiçbirisi bakmak istemiyor. Biz öldükten sonra parası da olsa kim bakacak bunu? Kimse bakmaz. Düşünüyorum da hani sokaklarda deliler görüyoruz ya, sokak insanları. İşte onlar, Ayberk de potansiyel onlardan biri. Gerçekten. Bize bir şey olsa, bu Ayberk'i şey, devlet Bakırköy ya da bilmem nereye yer varsa alıyor. Yer olmadığı için almıyor. Akrabalarından birisinin sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu devirde hiç kimse, hiç kimsenin kendi çocuğuna bakmıyor. Öz annesi almıyor sorumluluğunu, başkası almaz. Ayberk sokaklarda kalacak. Başka çaresi yok. Gerçekten. Yani o sokakta gördüğünüz insanlar önceden bir Ayberk'ti. Belki çok maddi durumu iyi, her şey üniversite. Zaten çok görmüşsünüzdür, ben de şahidim. Hani üniversite mezunuydu, ODTÜ mezunuydu, şimdi sokaklar, işte bu yüzden sokaklardalar. Maalesef devletimiz sahip çıkmıyor. Biz de kendi şeyimize düşmüşüz. Kimse hani Ayberk'i sokakta birisi görse, şimdi ben ölsem Ayberk'i kim sorumluluğunu almak ister? Kimse almaz. Evet, böyle. Ondan sonra şey, dedim ki ben buna bir tane yatılı okul bulalım. Hani özel paralı şeyler var ya, ölene kadar bakıyorlar maaşında. Araştırdım. 14 yaş asla yok. 18 yaş üstü var. Ve otizmini almıyorlar. Yani otizmini Ayberk'e yatılı verebileceğim hiçbir yer yok. Sonra dedim neyse 4 sene dua edelim biz ölmeyelim. Böyle yaşarken evet ben siz gençleri çok seviyorum ve hani derler ya herkesin hayatında bir gördüğü resim ya da bir kişinin üstündeki bir kıyafet ya da bir söylediği cümle sliding doğru hayatını değiştirir çizgisini. Ben Ayberk'i böyle kabullendim. 4 sene bir şekilde bu şekilde bakacaktık. 4 sene sonra bir okula yatıracaktım. Ama siz gençler bizlere hep öncü oluyorsunuz. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Benim de kendi oğlum var, 22 yaşında. O da bir öğrenci, mimar. İngiltere'de okuyor. Barkın geldi oğlum. Ayberk'i gördü. Ondan sonra direkt dedi ki bak ben bilmememe rağmen o anne bu otizm mi dedi. Otizmler üstün zekalı dedi. Bu çok yetenekli dedi. Sen dedi bunun dedi aslında dedi
şeyini bir keşfetsen hangi şey, bunlar çok güzel odaklanır dedi. Bir bulsan dedi, sen bunu dedi, dahil yaparsın dedi. Barkın dedim, bunun neresi dahil olacak? Baksana, ay Berk diyorsun, bakmıyor. Top patlatıyorum, bakmıyor, ben bunu nasıl adam edeceğim dedi. Anne dedi, yanmadım, seyretmiştik ya dedi, o çizim adı. Aa, o çizim neydi dedim ben. Sonra dünya yüzme şampiyonu, hem zenci olmasına rağmen dedi, o çizim dedi. Ondan sonra Bill Gates o çizim dedi. Aa dedim, otizm dedi hastalık değil dedi, üstün zekalı anne dedi. Bu sefer ben hemen internete girdim. Sabaha kadar o kadar heyecanlandım ki uyumadım. İnternette bu sefer başarılı otizmli insanlar yazıyorum. Çıkmıyor Türkçe. Şu an yazınca Albert çıkıyor. bu sefer İngilizce, Google, Fransızca, Google Translate'den yazdım. Binlerce var. Ha bir de şey, otizm denince hep 14 yaşa kadar maksimum gösteriliyor. Hep 3 ile 7 yaş arası çocuklar. Ben hep şeyi merak ediyorum. Bu 30 yaşında ne olacak? 50 yaşında ne olacak? Ben internette de hiç 30 yaşında otizmli yok, 50 yaşında da yok. Ben hep onu merak ediyorum. 30'unda bu çocuk nasıl olacak? Hani televizyonlarda şey görürüz. Kömürle yaşlı teyzeler çocuklarını kilitliyorlar. Onlar haklılar aslında. Mesela Albert geceleri evden kaçıyordu, göle atlıyordu. Gece 3-4 kere gece 3'te kalkıp gidiyor. Yani bağlamak zorunda kalıyorsunuz, kendisine zarar vermesin diye. Yapılacak bir şey yok yani. Diğeri bir şey dedi. Sonra internete girdim, baktım. 50 yaşında konuşmayı öğrenmiş otizmle. 25 yaşında 2 yıl müzikli terapiye gitmiş, Sony ona CD çıkarmış, İngiltere'de bir çocuğa konuşma bilmiyor ama beste yapıyor. Beethoven, Archimedes, yani bütün dahilerin hepsi otizmli. Bu sefer ben çok heyecanlandım. Dedim ki, Albert'in onlardan ne eksiği var? Onun da iki gözü var, onun da 4 gözü yok ki dedim. Ve eşime dedim ki, ben 2 ay dedim, birebir Albert'le ilgilenmek istiyorum. Kimseyi istemiyorum, seni dahil istemiyorum dedim. Biz İstanbul Sinirli'nin Seymen Köyü'nde bir sitede yaşıyorduk. Yani köyde yaşıyorduk. Yazdık bir evde. Kışın oturuyoruz ve hiç kimse yok. Bir tek biz varız. Kimseyi istemiyorum dedim. Ben dedim, 2 ay, 24 saat Albert'le yaşayacağım. Bir şeyler yaptım, yapamadım. Gene eski düzenimiz devam eder. Bakıcını işten çıkarttık. 6 ay onun ücretini veriyoruz ki bir şey olursa tekrar o düzen devam etsin. Ve çok uzatmayayım, şöyle ki ben nasıl iyileştirdim onu söyleyeyim. Bakış açımı değiştirdim. Ben aynı Naciye, o aynı Albert'ti. Ve 2 ayda Albert bu hale geldi. 195 kilo, sallesi akan, gözleri kayık olan, sürekli bağıran, zıplayan, burada top patlasa bakmayan çocuk 3. ayında kığlıya mankenlik yaptı. 24 saat, 3 ay, her gün bir saniye yalnız bırakmadım. Kendi dünyasına girmesine izin vermedim. Bakış açımı değiştirdim. Bir de empati yaptım. Bakış açımı nasıl değiştirdim? Kendimi ay belki o çizimli engelli gibi görmedim. Bugüne kadar cam bir fanusun içinde yaşamış, hiçbir şey duymamış, görmemiş. Uzaydan gelmiş gibi düşünün. Türkçe bilmiyor, beni bilmiyor, masa, sandalye, hiçbir şey bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. 2,5 yaşında bir çocuk, bir 10 aylık bebek gibi. Hiçbir şey bilmedi. Yeri geldi kör, yeri geldi sağır dilsiz, yeri geldi kötürüm düşündüm. Ve bir köre bıçak tutmayı nasıl öğretirsiniz? Elinden tutarsınız, böyle kesersiniz. Ben de belki bıçak kestim. Tutturdum. Günlerce böyle elimle kestirdim. Ta ki kendisi kesene kadar. Hiçbir şey konuşamıyordum. Otizmle nasıl konuşuru araştırmadım. Konuşma nasıl oluru araştırdım. Nasıl konuşuruz diye araştırdım. İnsanoğlunun konuşması bebeklikte şöyle oluyormuş. İlk olarak algılamamız gerekiyormuş. Bebekken dikkat edin, bebekler de aynı aylak gibi böyle bakarlar, yaparlar. Aynı aylak da bunları yapıyor. Hatta deriz ki bebekleri görüyorlar. Sesleniriz, bakmazlar. Çünkü algıları yok. Ama biz ona sürekli bab 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 yaparsak
Ondan sonra bir yapar. Aa, bu yaptı kızımız deriz. Seviniriz, mutlu oluruz. Ve bebeklere karşı sabrımız çoktur. Mesela siz annesi olarak 50 kere baba, babası 50 kere baba, dedesi baba, günde 1000 kere baba baba yaparız. O da ister istemez dudak taklidi ve sesle öğrenir. Ama Albert'e geldiğimizde 5 kere baba baba ama zaten konuşma der, bırakırız. İşte bırakmamak lazım. Bebeğe gösterdiğiniz sabrı Albert'e de göstermek lazım. Albert de 10 aylık bir bebek. Konuşmasını da böyle düşündüm. Albert'e 10 aylık bir bebek düşündüm. 10 aylık bir bebeğe ben konuşmayı nasıl öğretirim? Albert'e de öyle çalıştım. İlk günler önce algılamasını öğrenmesi gerekiyor dedim. Algılama nasıl olur onu araştırdım. Algılama da şudur. Şimdi biz bir sürü sesler duyuyormuşuz. Ama şu an beni dinlediğiniz için benim sesimi duyuyorsunuz. Ama Albert tabii ki benim sesimi bilmedi. Yani ne, beni dinlemediği için, algılamadığı için burada her şeyi duyuyor. Düşünün siz Japonya'dasınız. Herkes çantur çantur bir şeyler konuşuyor. Hiçbir şey anlamazsınız. Ama birisi gelip size çu, çu, çu derse bunun su olduğunu anlarsınız. Ve bir sürü insan konuşurken orada çu dedikleri, aa su dediler dersiniz değil mi? Ben de öyle düşündüm. Albert'e ilk gün bardak, sağır dilsiz düşündüm. Algılasın istedim. Sağır dilsizler dudak okuyarak dudağımı okusun dedim. Bardak, bardak, 500 kere bardak dedim. Ertesi gün 300 kere ekmek, ekmek. Hep önce gördüğü bildiği suyu seviyor, ekmeği seviyor. Bu sefer bir gün 500 kere bardak dedim, ikinci gün bardak dedim, getirdi bana bardak. Çünkü algısı açıldı. Ben bunu ilk önce 500, 200, tabii bu sefer öğrenmeyi öğreniyor. Ne oluyor? 15. gün bir kere söylüyordum, peçete, kağıt. 16. gün yukarıdan kalemi getir, getirmeye başladı. Yani çünkü algıları açıldı. Aslında Albert onların hepsini biliyordu. Albert 14 yıl cam fanusun içinde yaşıyordu. Her şeyin videosunu çekiyordu. Fakat duymadığı için, bir de ona yönelik konuşmadığımız için ne olduğunu algılayamıyordu. Algısı açılınca, sonra algı, konuşabilmek için önce algı, sonra dudak taklidi. Onun için biz bebeklere bap 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 bap, bu 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 yapıyoruz. Bu sefer 3 ay her gün 8 saat karşısına geçip araba 8 saat her gün bunları yaptım. 3 ay sonra Albert araba demeye başladı. Bir kelimeyi söyleyince zaten konuşmayı öğreniyor. Bu sefer öbürlerini daha çabuk söylemeye başladı. Derken konuşma şeylerini... Şimdi Albert otizm bir kere zihinsel engel değil. Tamamen bir kere engel değil otizm. Benim kanımca. Ben 2 yıl 24 saat Albert'le birlikte yaşadığım için bir de hep empati yaptım. Kendimi hep onun yerine koyunca onun ne hissettiğini, ne gördüğünü, ne düşündüğünü az buçuk ben düşünür oldum. Şöyle düşünüyorum. Mesela fiziksel engelimiz olsa, bacağımız olmasa protez taktırız, yürürüz, gene işimizi yaparız. Protez takıp olimpiyatlarda birinci olanlar var. Gözlerimiz görmese alfabe alırız. Gene üniversite mezunu bir sürü var. Gibi gibi. Ama zihinsel engelli ve Albert otizmlilere Albert'in fiziksel bir farkı yok. Bizlerden daha da üstün fiziksel özelliği var. Ama duygular, algılar, bunlar nedir? Aşk, ölüm, korku, hırs, para. Ben Albert'e bunları nerede yaptırıp da neresine şırıngalayacağım, koyacağım? Bacak gibi neresine takacağım ben korkuyu, ölümü, parayı, nereye koyacağım? Satılmıyor ki, nerede satılıyor gidip alayım? Biz zaten kendimiz bilmiyoruz bunları. Yani Albert ölene kadar hep otizmli kalacak. Hep farklı olacak bizden. Otizm farklı. Tıpkı şuna benziyor. Martı da kuş, serçe de kuş. Martı suda da durabiliyor, karada da durabiliyor. Suda da besleniyor. Ama serçe sadece karada durabiliyor. Suda ne beslenebiliyor ne durabiliyor. Ben Albert'i şey görüyorum. Onlar da insan ama İnsan kılığına girmiş melekler, yani insanların
nasıl Marco ile serçe farklıysa, Albert de insan değil, insan kılığında Tanrı'nın melekleri. Şu an Albert, biz Marco'ysak Albert bir serçe. Ve biz Albert'i ne yapıyoruz biliyor musun? Bu dünya bir okyanus, salıyoruz. Albert çırpınıp duruyor. Albert bugüne kadar hep çırpındı, 14 yıl çırpındı. Ben onu sadece, onu Marco yapamam asla. Sadece Marco'nun suda durduğunu, tekniğini öğrenirim. Ona da suda durup dinlenip karnını doyurmayı öğretebilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Albert her zaman serçe kalacak. İşte biz insanız, o melek. Asla Albert bizim gibi insan olamayacak. Her şeyi yapar, yapsa da, başarsa da. Şimdi konuşsun. Konuşsa da Albert kim? Duyguları yok ki, ne konuşacak? Yarın kirayı ödeyemeyeceğim, yok üniversite sınavlarına, böyle kaygıları yok ki. Albert'in keşkeleri yok, bizim keşkelerimiz var. Keşke üniversiteyi kazansam, keşke param olsa, keşke arabam olsa, keşke güzel olsam, keşke uzun olsam. Albert'in keşkesi sadece şu, keşke annem bana kızmasa. Başka bir şey bilmiyor. Albert gerçekten 11 aylık bir bebek, saf bir bebek. Bebekler melek değil mi? Albert de melek. Albert'in bildiği tek şey, karnı doysun, güvenli ortamda olsun. Bir de işte sevdiği şeyler olsun. O KK başka bir şey bilmiyor. Yarın mı olacak, akşam mı olacak? Bunları ben nasıl öğreteceğim? Mesela bir ölü görse gider onu okşar yani, korkmaz. Albert şu an her şeyi tek başına yapıyor. Evde 3 gün 3 gece yalnız kalabiliyor. Ama tek başına alışverişe de gidiyor. Ama ben hep takip ediyorum. Birisi Albert gel dese gider. Albert gel dese ki Albert şu camı kırar. Yani anladınız mı? Bu duygulardan Albert hiçbir zaman aşılayamayacak. Evet Albert safkan, o çizimli ve ölene kadar o çizimli olacak. Bu dünyaya hepimizin bir misyonu var. Albert'in misyonu da insan kılığına girip işte melekler girip böyle engeliyle, farkındalığıyla kendi farkımızı bilip halimize şükretmeyi, vicdanlı olmayı, paylaşmayı, duyarlı olmayı bize öğretmek için gelmiş, kendini feda etmiş bir melek. Albert misyonunu çok güzel tamamlamış. Artık bundan sonra misyon tamamlamak bize düşüyor. Ben diyorum ki çevremizde yani engelli olmak şart değil. Bize ihtiyacı olan her insana böyle bakıp geçmeyelim ya. Yani günde 2 dakikamızda bile yanımızdaki otobüste yanına oturan oturduğumuz ya da ne bileyim bakkalda ya da komşum ya da iş yerinde bir arkadaşın ihtiyacı maddi ya da manevi. Bir onu dinlemek, sadece saçını bir sırtını sıvazlamak, seni ne zengin kılar ne fakir kılar, ne boyun uzalır ne kısalır. Ama belki senin ona ayırdığın 12 dakika belki onun 20 yılına bedel olabilir. Diyorum bu kadar. Öncelikle şunu etmek istiyorum. Naci Hoca'yla tanışmamız çok garip bir ana denk geldi. Geçen dönem, ben hazırlıkta okuyorum bu arada makine mühendisliği. Geçen dönem spinning ödevimiz için Bakırcağ Çarşısı'na bir çekim yapıyorduk. Çekim esnasında dedik ki kendimize, bir tane turist olsa, turist rolü yapacak biri olsa ne iyi olur dedik. O anda Naci Hoca geçiyordu, bizi duymuş. Pardon ama Albert'i turist sandık. Evet, ilk başta Albert'i turist sandık. Ben size yardımcı olurum dedi Naci Hoca. Ne diyeceğimi söyleyin dedi. Biz de söyledik komutları. Bize yardımcı oldu. Sonrasında bize kendini tanıttı. Beni tanıyor musunuz dedi. Ama bunu hani bir hava anlamında, bir ürün anlamında değil de bizlerin bir şeylerin farkına varmamız için söylediğine eminim. Ben geçen yılın anestezisiyim. İlk otizmli kişiye, eğiten kişiyle tanıttı ve biz cidden de bir utandık. O gün boyunca aklımdan çıkmadı o anı. Hani yastığa başımı koyduğumda hala o yaşadığım an vardı. Daha genç katılım toplum temsilcisi değildim ama bir toplum temsilcisi olma gibi bir hayalim vardı o zaman. Ertesi gün Naci Hoca'yı Facebook'tan ekledim. Direkt şunu söyledim hocaya. Hocam dedim, ben böyle bir toplum kurmayı düşünüyorum. Bir toplum temsilci almayı düşünüyorum. Eğer olursa şayet sizi de okulumuzda ağırlamak istiyorum dedim. Ve ikisi de gerçekleşti çok şükür.
Buradan Mehmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek olduğu için ve topluluk tanışmamız olduğu için. Sorularınız varsa alabiliriz. Zor sorular sormayın. Çalışmadığı bölümlerde de sorun. Görüştüğünüz otizmli yakınları olan kişiler var mı? Yani evladı veya... Çok fazla var. Geçen yılın annesi olunca televizyona haberlere çıkıp gazeteye çıkınca Facebook'ta 2.600.000 paylaşım olmuş bizim bir adetimiz. Binlerce anneyle ben günde